Furkan suresi 25. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin, şeytandan Allah'a sanırım, bir indirilme ile indirileceği gün. Gündüz gökyüzü mavi görünüyor değil mi? Atmosfer parçalanıyor. Gökyüzü siyah görünüyor o parçalandığı yer. Yıldızlar görünüyor. Melekler de, kanatlı melekler açıkça alenen süzülme tarzında o parçalanan bölümlerden aşağı iniyorlar, yeryüzüne iniyorlar. Yani bu kıyametin açık alametlerinden. İşte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. Bütün mülk paramparça oluyor. Her şey Allah'a ait. İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür diyor. Ama bak sırf inkar edenlere. Müminler için değil. Zorlu demek, yani çok çok ızdırap çektikleri, çok korktukları, çok sıkıldıkları bir gün. O gün zulmeden ellerini hınçla ısırarak şöyle der. Ah keşke elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım. Yani keşke peygambere uysaydım. Keşke müminlere uysaydım. Yani bunu, bu olayın böyle olacağını hiç tahmin etmezdim. Yahut ediyordum ama yapmadım. Ya böyle bir netice olacağını bilmiyordum diyor. Biliyor ama bilmiyor yani. Göğe, kendine göre. Yoksa önceden bildiriliyor zaten. Vah yazıklar bana, ne olurdu da falan dost edilmeseydim. Şu Darwinist materyalist adamları. Dinle kendince alay edenleri, o lakaytları, avami bir uslupla dinden insanları uzaklaştıranları, keşke onları dost edinmeseydim. Kimi dost edinseydi? Müslümanları. İnşallah. Değil mi? Müslümandan adam fellik fellik kaçıyor. Ama küfrü gördün mü? İç içe, kucak kucağa. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Peygamberimizin tek şikayeti. Yani Kur'an'ın terk edilmesi dünyanın en büyük fitnesidir. İslam aleminin en büyük fitnesi, en büyük acısı, en büyük felaket budur. Kur'an'ı terk etmesi insanlar. Yani gelmiş geçmiş en büyük felaket. Bunun sonucu işte bu olaylar, son zamanda gördüğünüz felaketler oluyor. Gökhan sen Kur'an'dan oku, ben zaman zaman durduracağım seni. Şeytanı Allah'a sığınırız. Ateş onları uzak bir yerden gördüğünde onun gazaplı öfkesine ve uğultusuna işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak sıkışık bir yerine atıldıkları zaman orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Demek ki küfür cehennemde en çok istediği şey yok olmak. Evet. Ama yok olamıyor. Olamaz yani. İstese de olamaz. Evet. Sıkışık yerde, yani insanlar dar yerlerden sıkılır ya, evet, evet. Allah öyle yaratmıştır. Cennet de uçsuz bucaksız, geniş ve ferah. Ama küfür için çok dar, küçük odalar var. Evet. Sıkışık, özel yapılmış odalar. O onlara ızdırap vermek için. Kur'an o hususu belirtiyor. Onları ve Allah'tan başka taptıklarını bir araya getirip toplayacağı ve şu kullarımı siz mi saptırdınız yoksa kendilerini de yoldan saptılar diyeceği gün derler ki sen yücesin, senin dışında başka veliler edinmemiz bize yakışmaz. Ancak onlara ve atalarına meta verip yararlandırdın. Öyle ki senin zikrini unuttular ve böylece yıkama uğrayan bir kavim oldular. Dünyaya kafayı takıyor. Ya dünyada bir şey yok. Bak binbir türlü hastalık veriyorlar, dertler veriyor ama illa kafayı dünyaya takıyor. Ve arkadaş seçerken de Allah'tan uzaklaştıracak arkadaş seçiyor. Allah'a yaklaştıracak arkadaştan kaçıyor. Kur'an bunu ısrarla belirtiyor yani. Allah'ı sevenlerden kaçarlar,
Allah'tan uzaklaştıranlara da yakın gelir der. Buna çok pişman olacaklar diyor Allah. Evet. İşte söylediklerinizi yalanladılar. Bundan böyle azabı ne geri çevirmeye gücü yetebilir ne de bir yardıma. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap tattırırız. Söyledikleriniz yalanlar. Diyor ki biz diyoruz ki Darwinizm yalandır. Sizi Allah yaratı diyoruz. Kur'an doğrudur diyoruz. Dediğimiz adam yalanlıyor. Allah da diyor ki bak dediklerinizi yalanladılar diyor. Evet. Senden önce gönderdiklerimizden gerçekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen elçilerden başkasını göndermiş değiliz. Biz kiminizi kimi için deneme için fitne konusu yaptık. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin görendir. Birbirinize sizi deniyorum diyor Allah. Yani birbirine üzecek laflar edebilir, sıkıntı verecek laflar edebilir, tamir edecek Müslüman. Kızıp sinirlenmeyecek. Üzülecek bir laf edebilir, üzülmeyecek. Pazarlarda gezme de, yani peygamberlerde normal insan görünümünde oluyor. Yiyor, içiyor, başı ağrıyor, dişi ağrıyor. Evet. Yani böyle insana benzemeyen bir görüntüde değil. Her yönüne insana benzeyen görüntüde oluyorlar. Bak mesela bir İsa Mesih'i göreceğiz inşallah, göreceksiniz. Normal bir mümin olduğunu göreceğiz. Bir muttaki, temiz, Müslüman. Onu da başı ağrıyacak. Onda dizi ağrır, yorulur, grip olur, nezle olur, üşür. Kur'an'ın belirtmek istediği o. Yani insan üstü bir varlık olmuyorlar diyor Allah. Onlar da sizin gibi normal insan diyor Allah. Evet. Bize kavuşmayı bulmayanlar dediler ki, bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Andolsun. Şüpheli diyor ya şeytanlar. Evet. Melekler diyor göreceğiz. Mehdi bize söyleyecekler diyor. Evet, evet. Bunu olması mümkün değil Kur'an'a göre. Evet. O melekler geliyor fakat melekler birbirini görüyor orada. İnsanlar görmüyor. Melekleri insanlar görür hale geldi mi zaten kıyamet kopuyor. Evet. Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar. Hep enaniyetedir küfür dikkat edersiniz. Evet. Hep baş kaldırır. İsyan eder. Terör çıkarır. Kavga çıkarır. Anarşi çıkarır. Evet. Baş kaldırırlar dedi o. Mesela PKK baş kaldırı şu an yaptıkları. Evet. Kalkışma. Evet. Adı üstünde kalkışma. Terörle, şiddetle kalkışıyor. Kur'an da ona işaret ediyor. Melekleri görecekleri gün suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Artık kıyamet kopmuş. Melekleri gördüklerinde zaten felaket gelmiş oluyor. Evet, evet. Görünür hale geldiğinde. Evet. Cübbeli'nin dediği gibi değil. Evet. Cübbeli diyor ki meleği göreceğiz o da bize Mehdi'yi söyleyecek diyor. Evet. Zaten o zaman mecbursun sen inanmaya. Bir de melek onu söylüyorsa zaten o vahiy olmuş olur. Evet. Sen de vahiy alan adam konumunda olmuş oluyorsun. Evet. Olacak iş mi bu? Evet. Kur'an'a uygun mu bu? Değil. Uygun olmadığı halde işine gelmediği için sırf Mehdiyet'i açmada sokmak için kendince böyle bir usluk geliştiriyor. Evet. Tarif ederken insan üstü bir varlık gibi. Tabii, öyle gösterecek ki Mehdiyet'i engellesin kendi kafasınca. Evet, evet. Ve o gün melekler onlara derler ki sizin sevinçli haber yasaktır yasak. Yaptıkları her işin önüne geçtik. Böylece onu savrulmuş toz zerreleri kılıverdik. O gün cennet halkının kalacakları yer daha hayırlı, dinlenecekleri yer çok daha güzeldir. Dinlenme, cennette dinlenme yok da dinlenme içgüdüsü olacak bizde. Adam geziyor cennette yorulmadı halde diyor ben biraz dinleneyim diyor. Ya koltuğa oturma falan mesela ihtiyaç yok ama alışmış. Dünyada. Evet. Bir koltuk görüyor aman diyor bir koltuğa otursaydım ben diyor. Halbuki havada da durur. Yani bağdaş kurur oturur ya havada. Evet. Hiç ihtiyacı yok. Ama dünyada alıştığı için hep mesela geniş döşekler, çadır. Ya şu çadıra bir gireyim diyor. Hemen şu döşeğe bir uzanayım. Alışmış yani. O dünyadaki zorluklardan kaynaklanan bir içgüdü. Cennette devam ediyor. Evet. Göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilmeyle indirileceği gün, işte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür. O gün zulmeden ellerini hınçla ısırarak şöyle der. Ah keşke elçiyle birlikte bir yol edinmiş olsaydım. Vah yazıklar bana. Ne olurdu da filanı dost edinmeseydim.
Çünkü o gerçekten bana geldikten sonra beni zikirden, Kur'an'dan saptırmış oldu. Şeytan da insanı yapayalnız ve yardımsız bırakandır. Tabii şeytan diyor, ben sizi çağırmadım. Sadece söyledim, siz de geldiniz diyor. Ben Allah'tan korkarım diyor. Yani onu duyunca daha da dehşete düşüyorlar cehennemde. Yani daha da yalnızlığın acısını çekmiş o. Oyuna gelmiş olmanın, aptal konumuna gelmiş olan acısını da çekiyorlar. Evet. Ve elçi dedi ki, Rabbim gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. İşte böyle biz her peygambere suçlu günahkarlardan bir düşman kıldık. Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. İslam aleminin en büyük felaketidir Kur'an terk edilmesi. Ya 1400 yıllık İslam hayatı düşün. Müslüman hayatını düşün. Gelmiş geçmiş en büyük felaket. Evet. Kur'an'ın terk edilmesi. İnkarcılar dediler ki, Kur'an ona tek bir defada toplu olarak indirilmeli değil miydi? Biz onunla kalbini sağlamlaştırıp pekiştirmek için böyle ve böyle ayet ayet indirdik ve onu belli bir okuma düzeniyle tertip edip düzene koyduk, okuduk. Yani tek tek açıklıyor peygamber ve hayata uyguluyor. Topluca anlatıldığında adamın kafası almaz, birçok kişinin almayabilir. Ama parça parça okutulduğunda, hayata geçirerek uygulandığında çok iyi kavramış oluyorlar. Yoksa Cenab-ı Allah için son derece kolay. Upuzun ayetleri, sureleri indiriyor peygambere. İstese hepsini indirir Cenab-ı Allah. Onların sana getirdikleri hiçbir örnek yoktur ki biz ona karşı sana hakkı ve en güzel açıklama tarzını getirmiş olmayalım. Tabii Kur'an ayetleriyle en mükemmel açıklama yapıyor ama konuşurken de peygamber çok mükemmel, çok etkileyici, tam oturacak tarzda konuşuyor. Maşallah. Yani tam iptal ediyor karşı taraf. Her seferinde yeniyor.